Merhabalar, ben Fatih Bayan. Şimdi PVC kapı pencerelerinize fitil montajının nasıl yapılacağını gösteriyorum. Şimdi ilk önce bu açılan açılarınız şu şekilde açtınız. Şu mevcuttaki fitillerin çıkması gerekiyor. Bunun için size şöyle bir iskarpile lazım. Bu 24 milim genişliğinde bir iskarpile. Bunu 20 milim de olabilir. Daha incesi olmasa iyi olur. Şimdi şöyle başlayalım. Bu termoplastik fitiller biraz elle asıldı mı kesinlikle çıkmaz. Yani çıkan da olabilir de birçoğu çıkmaz. Şu şekilde doğramayı çizmemeye çok böyle gayret edin. Ve asılırken şöyle dikey olarak asılın. Yani şurada göstereyim ben size. Biz bu demoyu buraya vidaladık. Yani şöyle söktünüz, çıkarttınız biraz. Şu şekilde değil, şu şekilde de değil. Tam dikey olarak asılın. Kesinlikle çıkar. Bu da tamam. Şimdi açılardakini sökeceğiz. Bu da yine aynı. Yani şöyle asılmayın. Şu şekilde asılın. Mutlaka. Sökme işlemi tamam. Şimdi sıra şuradaki şu çapakların temizlenmesine geldi. Bunun için yine iskarpileyi kullanacaksınız. Yani çıktığı şekilde de takılabilir. Bir sakıncası yok ama orijinal bir şekilde montaj yapılmasına gayret edin. Bunun orijinal gerçekte olması gereken görüntüsü bu. Şuradaki şu çapağı bile almaya çalışın. Alsanız daha güzel bir görüntü olur. Evet. Bu çapakları da aldık. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi buradaki bu çapakları almamız gerekiyor. Nasıl? Şöyle bir matkaba tığ takacağız. Bu tığ özel bir tığ. Bunu satışında yapıyoruz biz. Ama bundan bulamazsanız burada bir köşe oluştu. Yani tam fitil şöyle geliyor. Şurada oturmamazlık yapmaması gerekiyor. O yüzden açıyoruz bunları. Evet. Daha sonra böyle çapak oluştu mu bir süpürgeyle alın çapakları. Eski fitil çıktığı yerde çok böyle toz toprak olur. Oranın temizliğini de yapın. Bu da çok önemli. Tamam. Fitil takmakta daha çok bu temizlik yapmak. Merhabalar tekrar. Fan 01 fitilimiz bu. Şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Bu fan 01 fitilimizi kasaya şu açık tarafı şu şekilde gelecek şekilde kasa kısmına takılırsa biz genellikle kasa kısmına pek önermiyoruz bunu. Ama yine de takılırsa şu şekilde takılması gerekiyor. Şöyle takalım. Şu köşe kısmı çok önemli. Köşe kısmının
şu şekilde olmaz çok önemli. Evet, bu şekilde olması önemli. Şimdi de kanat kısmına takalım. Biz genellikle kanat kısmına takıyoruz. Yani pencerenizde böyle para testi yapıyoruz ya şu şekilde. İki tane 1 liradan başlayın diye. Yani buraya iki tane 1 lira giriyor. Bizim fan 0.1 fitilimizde bildiğiniz gibi 7.5 milim geliyor kalınlığı. 3 milim bir basma payı oluyor. Ama tabii ki ahşap desenli doğramalarda genellikle eğilim olduğu için biz kasa kısmına önermiyoruz. Genellikle kanat kısmına öneriyoruz. Yine kanat kısmında yine kesilmemesi çok önemli. Tabii ki bunlar böyle köşe temizliği. Şimdi şu şekilde fan 01'i yine kasaya, kanata açılır. Yine şu şekilde. Yani şu açık taraf profile bakacak. Kapalı taraf dışarıya bakacak. Şu şekilde takacağız. Evet. Yine şu şekilde olacak açılırdaki duruşu. Biraz daha şöyle köşelerini sündürebilirsiniz. Köşeye doğru. Tabii ki unutmuyoruz. Takarak gitmiyoruz hiçbir zaman.